Kredi ile konut almak. Kredi ile konut aldığımız zaman ne gibi masraflar yüklenmemiz lazım? Nasıl hesaplamalar yapmamız lazım? Bu videoda biraz bunlara değineceğim. Mortgage kredilerinin Türkiye'de ilk başladığı yıllarda televizyonlarda bolca reklamı yapıldı. Daha sonra da birazcık dillere pelesenk oldu. Kira öder gibi taksitlerle konut al. Daha sonra inşaat firmaları da bu sloganı oldukça sevdiler ve promosyonlarında, pazarlamalarında kullanmaya başladılar. Ancak gerçekten kira öder gibi konut kredisi ödemek mümkün mü? Biraz detaylarına girelim. Biraz birlikte hesap yapalım istiyorum. Bir de 2020 itibariyle konut kredisi çektiğiniz zaman ne gibi maliyetlere katlanmanız gerekiyor? Üzerinden geçelim. Karşımıza çıkacak masrafları bilelim istiyorum. Kira öder gibi taksit ödemek mümkün mü? Örneğin 2000 TL'ye bir evde otururken 2000 TL ile konut kredisi alabilmek mümkün mü? Mümkün tabii ki. Ne kadarlık bölümünü sizin nakit olarak yatırdığınıza ve ne kadarlık bölümüne kredi aldığınıza bağlı olarak bu değişiyor. 500.000 TL'lik bir ev alırken 400.000 TL'sini nakit veriyorsanız, 100.000 TL'sini taksit alıyorsanız tabii ki kredi taksitleriniz düşecektir. Ama 100.000 TL'sini nakit verip 400.000 TL'sini kredi alıyorsanız haliyle kredi taksitleriniz de yükselecektir. Bu esasında sizin ne kadarlık bölümüne nakit ödediğinize, ne kadarlık bölümüne kredi kullandığınıza göre değişmekte. Bu hesaba kendiniz yaparak göreceksiniz. Ama Türkiye gibi enflasyonu yüksek ne kadar da olsa iki hanelilerden tek hanelere düşmüş olsak da bir Avrupa bölgesindeki kredi koşulları maalesef ülkemizde geçerli değil. Yani hala enflasyon olduğu için bu sebeple kredi faizleri de büyük yük olarak karşımıza çıkıyor. Eğer okumadıysanız celalardoğdu.com'da bir yazım var. Barınma ihtiyacı ve karıncalarla ilgili olarak. Bu yazının içerisinde çok güzel bir şekilde Almanya'da yaşayan bir çiftle Türkiye'de yaşayan bir çiftin konut alırken karşılaştıkları taksitler ve ödemekle yükümlü oldukları kiralar arasındaki farkı çok net görebilirsiniz. Okumadıysanız okumanızı tavsiye ederim. Çok güzel bilgiler de yazının içerisine yerleştirmeye çalıştım. Şimdi konumuza dönersek maalesef bunu Türkiye'de yapmak mümkün değil. Şöyle bir örnekle 2000 TL'lik kiralık bir evden çıkıp 2000 TL taksitle bir eve girebilmeniz için çok büyük miktarını nakit olarak ödemeniz gerekiyor. Kredi almadan önce bazı hesaplamaları iyi yapmanız gerekiyor. Genellikle ekspertiz sürecinde gördüğümüz şeylerden bir tanesi ekspertiz değerini alıcılar yüksek görmek istiyorlar. Bunun sebebi de tüketici kredilerine nazaran konut kredisi faiz oranlarının sübvansiyonla daha düşük olması ve birçok ihtiyaçların da konut kredisinden gelecek ödemeyle birçok masrafın ödenmesinin yapılmak istenmesi. Ancak bunun doğru olmayan tarafları var. O da şu ki konut kredisini daha fazla alarak kendi üzerinize daha fazla taksit yükü bindirmiş oluyorsunuz. Bu da sizin ödeme dengenizi bozacaktır. Onun için konutunuz ne kadarsa bu konuta uygun oranda bir değerin çıkması ve sizin de gerçekten ihtiyacınız olan miktarı bankadan talep etmeniz çok daha doğrudur. Maliyetleri hesaplayalım demiştik. Oradan buraya geldik. Ne gibi maliyetler çıkacak? Örneğin komisyon çıkacak. Eğer arada bir emlakçı varsa %3'lük bir komisyon çıkacak. Bu anlaşmayla belli oranlara gelebilir. Onu tabii ki bilemeyiz. Bunun dışında alım satım harçları. Eğer ikinci el konut alıyorsanız genellikle satıcılar ben temiz isterim derler. Bunun anlamı da şudur. Hiçbir masrafa katlanmamaları. Yani satıcının tapu harçlarının, alıcının tapu harçlarının da alıcı üzerine yüklenmesi. Buradan da yaklaşık %2 alıcıdan %2'de satıcıdan olmak üzere %4'lük bir maliyeti katlanmanız gerekiyor. Bunun dışında ekspertiz masrafı, dosya masrafı gibi masraflarda yine karşılaşacağınız masraflar. Artı olarak sizin piyasada alım yapmış olduğunuz değer ekspertiz değeriyle aynı çıkmayabilir. Bu riski de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Yani ucu ucuna hesap yapmayın. Diğer videolarda da zaman zaman bahsettiğim bir konu var. Her zaman insan kendisini daha iyi bir yerde görmek ister. Ancak ekonomik imkanlar buna imkan vermeyebilir. O da şu ki siz kendiniz için çok uygun, çok güzel bulduğunuz bir eve ekonomik olarak karşılayamıyor olabilirsiniz. Bu durumda da basamaklama yapabilirsiniz. Yatırımınızı basamaklayabilirsiniz. Şöyle bir yöntem önerebilirim size. Örneğin sizin almak istediğiniz ev 500.000 TL'dir ama sizin kredi kullandığınız zaman ve tasarruflarınızla ancak alabileceğiniz ev 300.000 TL'dir. O halde 300.000 TL'lik bir ev alarak kirada oturmaya devam edin. 300.000 TL'ye almış olduğunuz konutu da kiraya vererek hem sermaye artışından hem de kiradan gelecek yatırımla taksitlerinizi ödemeye devam edebilirsiniz. Ama burada kiracı riskine mutlaka dikkate alın. Yani kiranın ödenmediği aylar çok uzun sürebilir kısa süreli olabilir ya da kiraya verme süreci uzun sürebilir. Örneğin 5 yıllık bir periyot içerisinde iki defa, 3 defa kiracı değişir ve arada 1-2 aylık, 3 aylık boşluklar oluşursa bu sizi oldukça zorlayabilir. Bunları dikkate alarak bir hesap yapabilirsiniz. 300.000 TL'lik evin taksitleri bittiği zaman bu defa gönlünüzden geçen o günün koşulları için 500.000 TL'lik evi de alabilmek için sizin 300.000 TL'lik bir birikiminiz olmuş olur. Krediyle konut alırken dikkat etmeniz gereken bir diğer unsur da gayrimenkul ekspertizi değerinin sadece %80'lik bölümüne kredi kullanıyor olabilmeniz. Yani 100.000 TL'lik bir gayrimenkul aldığınız zaman ekspertiz değeri de 100.000 TL çıkarsa bunun sadece 80.000 TL'lik kısmı için kredi kullanabilirsiniz. Ancak çok fazla yük altına girmemek için ne kadar bu oranı azaltabilirseniz Yani ne kadar fazla nakit birikiminizi yaparsanız sizin için daha rahat ödeme koşulları olacaktır. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.